Hadi bazı konularda anlayışla karşılayabileceğimiz şeyler var da. Mesela biz olimpiyatlarda niye bu kadar başarısızız? İlk de yine olimpiyatlarda biraz heyecanlıydım. Belki bazı konularda güzel madalyalar toplayabilir. En azından ülke olarak kendi tanıtımımızı iyi yapabiliriz diye düşünüyordum. Ama maalesef en güvendiğimiz kişilerde bile artık zarar görmeye başladık. Ve şu an Türkiye madalya konusunda çok kötü bir durumda. Yani öyle bir durumda ki alınan madalya sıralamasında Jamaika, Kuzey Kore, Meksika, Uganda bizden önde olduğumuz ülkelerse Etiyopya, Fiji, Moalistan, Tunus. Bayağı zayıfız bu konularda. En çok hangi ülkeler madalya toplamış diye bir bakıyorum. Çılgınlar atılmış o konuda ya. Mesela Çin 37 tane almış şimdi baktığımda. Amerika 60'ı geçmiş, Fransa 40'ı geçmiş, Avustralya 20'yi geçmiş, Britanya 30'larda, Güney Kore 20'lerde, İtalya 20'ye gelmiş. Küçücük nüfuslu Hollanda bile 14 tane toplamış ve daha da toplamaya devam ediyorlar. Hadi onları geçtim. Hadi bunlar gelişmiş ülkeler. Romanya'nın bile 7 tane madalyası var ve bunların 3 tanesi altın. Türkiye'ye baktığımızda ise şu an bu podcast'i kaydettiğim sırada bir gümüş bir bronz madalyamız var. Ve Türkiye kalabalık bir ülke. Aynı anda en azından toplam ekonomisi güçlü bir ülke. İnsanlar spora ilgisiz desek yo değil baya da ilgililer. Ama neyi başaramıyoruz? Türkiye tembel insanlar ülkesidir. Tembelliğin, kurnazlığın, işten kaçmanın bayağı ayakta alkışlandığı bir ülkeyiz biz. Disiplin bizde enayiliktir. İşini doğru yap bizde enayiliktir, dalga geçilir, küçümsenir. Ondan kaynaklı da hep bir kolay yol bulunma derdidir. Göz senin üzerinde değilse yatma ülkesidir Türkiye. Maalesef böyleyiz ve bunları söylerken kendimi dahil etmiyormuşum gibi düşünmeyin. Ben de öyleyim. Maalesef disiplinli insanlar değiliz. Belli bir programa göre hareket edemiyoruz. Özellikle bazı durumlara baktığımızda mesela başımıza bir şey geldiğinde hemen dalgaya malgaya vurabiliyoruz. Ve bu durumu dışarıdan izleyen bir insan olarak bakmaya kalkarsan bayağı şempanzelere ama bunlara falan benziyoruz. Ülkeye hakaret olarak söylemiyorum. Çok ilkel davranışlar içindeyiz bazı noktalarda. Kocaman ülkesin, spora da meraklı bir ülkesin, İddialı olduğun alanlarda bile ama bir şeyleri başaramıyorsun. Önceki olimpiyatta yine bir şeyler başarabildik. Yine bizi tatmin edebilecek altın madalyalarımız oldu. Bu olimpiyatta en güvendiğimiz isimlerde zaten patladık. Belli ki bir sistemde bir sorun var. Çalışma tempolarında belki de sorun vardır. Çok rahat şunu söyleyebiliyorum ki baştaki o kişiler, o feda federasyonun başındakiler, eğitmen kişiler, disiplinsiz insanlar veya belli ki bulundukları konumlara hak ederek gelmemiş insanlar. Ben şunu kabul etmiyorum bu arada. Elimizdeki en yetenekli, en becerikli insanları federasyonların başına koyduk diyemem. Çünkü dediğim gibi spor seviyoruz, nitelikli insanlarımız da var. Belli ki ya kayırmayla ya başka bir şeyle, kulisçilikle o başa gelmiş insanları görüyoruz. Yeteneksiz bir ülke olduğumuzu da asla kabul etmiyorum ben. Gayet çok deli, çılgın sporcular yetiştiriyoruz. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mete gazozu al Güney Kore'ye yerleştir. Orada okçuluk sektörünün messisi olur bu çocuk. Ama nerede hata yapıyoruz? Bu sene çeyrek finalde eğlendi. Yanlışım varsa düzeltin tabii ki bu noktasını. Belki de Yusuf Hoca Şevval'le birlikte başka ülke adına yarışıyor olsalar, orada eğitimlerini almış olsalar şu an altın madalyalara sahipti. Almanlar kadar, Koreliler, Japonlar kadar disiplinli ülke olmamıza gerek yok. Ama biz şu an çok salmış bir ülkeyiz. Ortalama bile olsak şu kalabalıkta şu spor sevmede bizim şu an en az 20 tane madalyamız vardı. Biz disiplinin tam tersindeyiz ya resmen. Tembel bir ülkeyiz. Kaytaran bir ülkeyiz. Ya gerçekten bunlara hakaret olarak söylemiyorum bu arada. Bunu daha çok bir pişmanlık, bir şikayet gibi düşünebilirsiniz. Herkesin bildiği kişi üzerinden konuşalım. Arda Güler. Çocuk şahane bir futbolcu. Fenerbahçe'de kalsaydı şu anki verimine ulaşmazdı çocuk. Şu an Real Madrid'de şov yapıyor. Son maçta Barcelona'ya karşı bir gol attı. Offside sayıldı tamam ama ama sorun değil. Bunun haricinde de çok güzel asist yaptı. Ve çocuk gitgide canavarlaşmaya başladı. Şu an bir şımarma olmazsa, bir tembelliğe vurmazsa önümüzdeki 5 yıl içinde dünyanın en iyi topçularından biri olarak gösterilecek bu çocuk. Fenerbahçe'de kalıyor olsa bunu yapabilir miydi? Sanmıyorum. Bu direkt Fener'e olan karşıtlığından değil. Galatasaray için de aynı şeyi söylerim. Beşiktaş için de aynı şeyi söylerim. Ben burada spor üzerinden konuşuyorum ama bu birçok alan için geçerli. Sanat için de geçerli. Eğitim alanları için de geçerli normal iş hayatı için de geçerli. Bizde doğru dürüst bir disiplin kültürü oluşamıyor maalesef. Aranızda başka ülkelerde yaşayanlar var, başka ülkeleri gören insanlar da var. Ana akım ülkelerden olup da veya gelişmiş ülke olup da tembelliğin alkışlandığı bir ülke var mı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Kendi zararını olan bir şeyi bu kadar ayakta alkışlayan bir ülke var mı? Bizde bir işin kolay yolunu bulmak, kaytarmak gerçekten ayakta alkışlanan bir olay. E böyle olursak biz nasıl gelişeceğiz? Amerika'ya bakıyorsun 60 tane madalya toplamış ve bu ülke sadece sporda başarılı değil. Her alanda böyle. Almanya'ya bakıyorsun bilimi sanatı vesaire zaten çok güçlü. E bunun yanında bu disiplini spora da yansımış. Bedavaya toplamıyorlar bu madalyaları. Güney Kore bundan 50 sene önce bizden hallice bir ülkeydi. Nüfusu zaten yarımız kadar. E ne oldu da bu ülke bizden çok daha fazla madalya toplayabiliyor? Disiplin ayrıyeten liyakat. Yemeğine gıdasına bir şey kattılar da bu insanlar süper insan olmadı. O olimpiyatta madalyayı kazanan kişiler için söylüyorum. De demek ki doğru çalışılamıyor. Bence kültürel olarak bazı şeyleri biraz toparlamamız gerekiyor. İşte bu disiplin konusu da en önde gelen konulardan birisi olması gerekiyor. Kaytaran tembel insan bizde böyle ayakta alkışlanan değil de ayıplanan bir şey olmaya başlasa illa Alman gibi saat gibi tıkır tıkır işlememize de gerekiyor. Sadece belli bir düzeyde hatta ortalama bile olsa bir disiplin bir çalışkanlık kültürü oluşturulsa şu an bambaşka şeylere seviniyor olabilirdik. Ama işin doğrusu yeni gelen nesilde de aynı kültür devam ediyor. Ömrümün sonuna kadar göreceğim olimpiyatlarda 3-5 tane kıytırık madalyadan çok büyük işler başarmışız gibi coşkulu coşkulu ilerleyeceğiz. Kıytırık dediğime de bakmayın bu arada. Madalya alan sporcularımızı asla küçümsemiyorum. Hatta böyle bir kültürün içinde başarı elde edebilmeleri Amerika'daki, Kore'deki ve Almanya'daki bir çocuğun altın madalya almasından çok daha büyük bir başarı hatta. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.